Erzurumlular hem Kur'an-ı Kerim'i yakan şahsa hem de ona izin veren İsveç yönetimine tepkili. Tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da vatandaşlar sabah namazında camilere akın etti. Namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Sabah namazının hemen ardından Lalapaşa Camii'nin bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar sloganlarla İsveç'te yaşanan skandalı kınadı. Genç memur Sen İl Başkanı Yavuz Selim Coşkun kalabalık grup adına açıklama yaptı. Karanlığın ve cehaletin panzehiri de hiç şüphesiz insanlığı aydınlığa çıkaran yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in hiçbir faniye ihtiyacı yoktur. Kur'an-ı Kerim'e yapılacak hiçbir edepsizliğe karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Coşkun, provokasyona izin veren İsveç'e de tepki gösterdi. Bizim için sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Yolların en doğrusu Peygamberimizin yoludur. Biz değerlerimize karşı yapılacak hiçbir saldırıya karşı sessiz kalmayacağız. Müslüman zulme boyun eğemez. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.